hikayeni dinle. Anlatılan bizim hikayemiz. Andersen masallarından Çizmeli Kedi. Seslendiren İpek Atagün Gezener. Bir zamanlar 3 oğlu olan bir değirmenci varmış. Değirmenci ölünce büyük oğluna değirmen, ortanca oğluna eşek, küçük oğluna da bir kedi miras kalmış. Küçük oğlu bu duruma çok üzülmüş. Kedi ne işe yarar ki insanın? Diye yakınmış. Pişirip yiyemezsin bile. Kedi bunu duymuş ve hemen cevap vermiş. Kötü bir mirasa sahip olmadığınızı göreceksiniz efendim. Bana boş bir çuval ve bir çifte çizme verirseniz neye yarayacağını görürsünüz, demiş. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalan çocuk kedinin istediklerini yapmış. Kedi çizmeleri giyince ayna karşısına geçmiş ve kendini pek beğenmiş. Sonra kilerden taze bir marulla güzel bir havuç seçip ormanın yolunu tutmuş. Ormanda çuvalın ağzını açmış, marulla havucu çuvalın içine yerleştirip bir ağacın arkasına saklanmış. Çok geçmeden taze sebzelerin kokusunu alan küçük bir tavşan çuvalın yanına gelmiş. Hop, zıplayıp içine atlamış. Kedi saklandığı yerden çıkıp çuvalın ağzını sıkı sıkı bağlamış. Ancak çizmeli kedi tavşanı efendisine götürmek yerine doğruca saraya gidip kralla görüşmek istediğini söylemiş. Kralın huzuruna çıktığında da yerlere kadar eğilerek... Yüce efendimiz, size efendim Marki'den bir hediye getirdim, demiş. Bu hediye kralın çok hoşuna gitmiş. 3 ay boyunca çizmeli kedi saraya o kadar çok hediye götürmüş ki kral artık o kedinin yolunu gözler olmuş. Derken çizmeli kedinin 4 gözle beklediği gün nihayet gelmiş çatmış. Bana sakın neden diye sormayın ve bu sabah ırmağa gidip yıkanın, demiş sahibine. Çizmeli kedi o sabah kralın prensesle, yani kızıyla birlikte ırmağın kenarından geçeceğini biliyormuş. O sabah kralın faytonu ırmağın yakınından geçerken çizmeli kedi telaşla yanlarına yaklaşmış. Miyav, yardım edin! Miyav, yardım edin! Miyav, yardım edin! Diye bağırmış. Miyav, efendim Marki boğuluyor! Miyav! Kral hemen bir alay askerine ırmağa yollamış. Fakat çizmeli kedi bununla da kalmamış. Krala efendisinin ırmakta yüzerken hırsızların onun elbiselerini çaldıklarını söylemiş. Oysa çizmeli kedi efendisinin elbiselerini çalıların arkasına kendisi gizlemiş. Kral hiç gecikmeden Marki'ye bir takım elbise yollamış. Tahmin edeceğiniz gibi çizmeli kedinin sahibi kendisine Marki denmesine çok şaşırmış ama akıllılık edip hiç sesini çıkarmamış. Marki güzelce giydirildikten sonra kral onu gideceği yere götürmek için faytonuna davet etmiş ve kızıyla tanıştırmış. Prenses 2 dirhem 1 çekirdek giyinmiş olan Marki'ye bir bakışta aşık olmuş. O sırada çizmeli kedi koşa koşa oradan uzaklaşmış, çok geçmeden büyük bir tarlada ot biçen insanlara rastlamış. Miyav, beni dinleyin, diye bağırmış. Miyav, kral bu yöne doğru geliyor. Size bu tarlaların kime ait olduğunu sorarsa ona efendim Marki'ye ait olduğunu söyleyeceksiniz. Yoksa sizi dilim dilim doğrattırırım, demiş. Sonra çizmeli kedi bir süre daha koşmuş ve büyük bir tarlada buğday biçen adamlara rastlamış. Aynı şeyi onlara da söylemiş. Sonra tekrar koşmuş, tekrar koşmuş ve her rastladığı insana aynı şeyleri tekrarlamış. Derken devin şatosuna varmış. Kralın faytonu çizmeli kedinin geçtiği yerlerden geçerken kral her rast geldiği insana bu tarlalar kime ait diye soruyormuş. Her defasında da aynı cevabı alıyormuş. Kral Marki'nin bu kadar çok toprağa sahip olmasına şaşırmış. O sırada çizmeli kedi devin şatosunda başka işler çevirmekle meşgulmüş.
Miau dev, demiş çizmeli kedi. Devin nefesinin kokusundan iğrendiğini gizlemeye çalışarak. Miau, miau. Seninle aynı zamanda müthiş bir sihirbazlık gücünün olduğunu söylüyorlar. Miau, doğru mu? Öyle diyorlarsa öyledir, demiş dev alçak gönüllülükle. Miau, örneğin istersen hemen bir aslana dönüşebileceğini söylüyorlar, demiş çizmeli kedi. Bunu söyler söylemez dev hemen kendini bir aslana dönüştürüvermiş. Çizmeli kedi kendini dolabın üzerine zor atmış. Dev tekrar eski haline dönünce dolaptan inmiş. Wow, mükemmel, demiş çizmeli kedi. Ama fare gibi küçücük bir şeye dönüşmek senin gibi iri cüsseli biri için imkansız olmalı. Hı? Miau. İmkansız mı? Diye düşünmüş dev. Benim yapamadığım hiçbir şey yoktur. Dev bir anda fareye dönüşmüş. Çizmeli kedi de onu hemen yutmuş. Derken kral devin şatosuna varmış. Şatonun artık kime ait olduğunu tahmin etmişsinizdir herhalde. Çizmeli kedi kralın faytonunu şatonun yolunda karşılamış. Miau, bu taraftan gelin, demiş. Sizi mükemmel bir ziyafet bekliyor. Dev o gün birkaç arkadaşına bir ziyafet vermeyi planladığı için yemeklerle donatılmış büyük bir masa hazır bekliyormuş onu. O günün sonunda çizmeli kedinin sahibi Marki prensesle nişanlanmış. Bir hafta sonra da evlenmişler. Çizmeli kediye ne mi olmuş? 9 canından 9'unu da sefa içinde sürmüş ve bir daha da fare avlamasına hiç gerek kalmamış. Ara sıra avlanmış ama o da kedi olduğunu unutmamak içinmiş.